Arkadaşlar merhaba. Öğle yayınları 5. sınıf 3'e 1 yarı matematik keyfi kitabı sayfa 245 veri toplama ve sıklık tablosu ile devam ediyorum. Konumu büyüttüm. Veri toplamak için araştırma yapılabilir. Araştırma sorusu belirlenir. Uygun örneklem seçilir. Veriler toplanır. Veriler tabloya aktarılır. Belli bir konuda bir grubun görüşünün ne olduğunu belirlemek için üzerinde araştırma veya deney yapılacak gruba örneklem denir. Veriler toplanırken anket, görüşme, tarama ve benzeri toplama araçları kullanılır. Araştırmalarda bir amaca yönelik toplanan bilgiye veri denir. Bir veri toplumundaki her bir verinin olma sıklığını sayılarla gösteren tabloya sıklık tablosu denir. Sayfamı temizledim, örneğime baktım. Bana bir sıklık tablosu vermiş. Konu öğrencilerin sevdiği renkler. Örnekleme arkadaşlar burada öğrenciler. Renkler mavi, sarı, kırmızı, pembe. Hangi rengi kaç kişi seviyorsa karşısına yazmış. Sayfamı temizliyorum. Uygulamalarıma başlıyorum. Aşağıda Fatih'in bir hafta boyunca okuduğu kitap sayısının günlere göre dağılımını gösteren sıklık tablosu verilmiştir. Verilen sıklık tablosuna göre aşağıdaki ifadelerden hangilerinin doğru veya hangilerinin yanlış olduğunu parantez içine yazınız demiş arkadaşlar. Fatih her gün eşit sayfada kitap okumuş. Hayır, her gün eşit sayfada kitap okumamış. Pazartesi günü 120 okurken salı günü 153 okumuş. Dolayısıyla A şıkkım yanlış. Fatih her gün bir önceki güne göre daha fazla kitap okumuştur. Bakıyorum. Salı günü evet bir önceki güne göre daha fazla kitap okumuşken çarşamba günü bir önceki güne göre daha fazla kitap okumamıştır. B şıkkım da yanlış. Fatih pazartesi günü pazar gününe göre 120 sayfa daha az kitap okumuştur. Pazartesi günü 120, pazar günü 240 arasındaki farkı aldığım zaman arkadaşlar 120 sayfa daha az kitap okuduğunu görüyorum. C şıkkım doğru oldu. Fatih'in salı günü okuduğu sayfa sayısı perşembe günü okuduğu sayfa sayısından azdır. Bakıyorum salı günü arkadaşlar 153 sayfa okumuş, perşembe günü 180 sayfa okumuş. Evet daha azdır. C şıkkım da doğru oldu. Son şıkkıma baktım. Fatih en az sayfayı çarşamba günü okumuştur. Bakıyorum 90 sayfayla en az arkadaşlar çarşamba günü okumuştur diyorum. Buna da doğru dedik. Sayfamı temizliyorum. İkinci soruma geçiş yapıyorum. Bir otopark işletmecisi bir gün içinde otoparka park eden araçların türlerine göre otomobil, minibüs, kamyon, otobüs, motosiklet sayılarını gösteren bir grafik hazırlamıştır. Buna göre grafiğe bakarak aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verilebilir? Yanına tik atıyoruz. Gün içerisinde en çok hangi araç türü park etmiştir? Evet arkadaşlar bunu bulabiliriz. En çok otomobil mi park etmiş, otobüs mü park etmiş bunu görebiliriz. Park eden minibüs sayısı ile otomobil sayısı arasındaki fark kaçtır? Bunu da bulabiliriz arkadaşlar. Park eden araçlardan modeli en eski olan hangisidir? Bununla ilgili bir bilgi olmayacağı için tabloda bunu bulamayız arkadaşlar. Sayfamı temizleyip sorularıma geçiyorum. Aşağıda verilen tabloda Ali'nin okulundaki 5. sınıfta okuyan öğrencilerin saç renkleri verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi 5. sınıflarla ilgili bir araştırma sorularından biri olamaz? 5B sınıfında saç rengi sarı olan öğrenci sayısı 5A sınıfındaki saç rengi sarı olan öğrenci sayısından kaç fazladır diyor. Bakıyorum 5B'de arkadaşlar sarı olan 3 kişi var, 5A'da sarı olan 1 kişi var ve 2 fazladır diyorum. B şıkkıma geldim. 5. sınıflarda kaç kız öğrenci var demiş arkadaşlar. Hayır bunu bulamam. Burada bana cinsiyet vermemiş. Dolayısıyla B şıkkımı bulamıyoruz. C şıkkıma baktım. Hangi şubede saç rengi esmer olan öğrenci sayısından en fazladır diyor arkadaşlar. Bunu da bulabilirim. 5. sınıflarda saç rengi esmer olan kaç öğrenci vardır? Bunu da bulabilirim arkadaşlar. Bunların hepsini toplayarak sorumun cevabını bulmuş olurum. B şıkkını bulamadığım için B'yi işaretledim. Sayfamı temizleyip arkadaşlar ikinci soruma geçiş yaptım. Bir giyim mağazası bir cadde üzerinde açacağı şube için caddeye bir kamera yerleştirerek bir hafta boyunca geçen insan sayısını belirliyor. Daha sonra günlere göre caddeden geçen insan sayılarını göstererek bir sıklık tablosu hazırlıyor. Bu tabloyu inceleyen mağaza yetkilileri aşağıdakilerden hangisi hakkında fikir sahibi olamaz? Caddenin en kalabalık olduğu gün. Evet arkadaşlar her gün ayıracağı için en kalabalık olduğu günü bulabilirim. Caddede geçen insanların yüzde kaçının üniversite mezunu olduğu. Bu arkadaşlar kamerayla görülebilecek bir bilgi değil. Dolayısıyla B şıkkının hakkında bir fikir sahibi olamayız. Caddede bir haftada toplam kaç kişi geçti? Bunu bilebiliriz arkadaşlar.
Caddeden geçen insanın sayısının en az olduğu gün, en kalabalık olduğu günü bulabildiğimiz gibi en az olduğu günü de bulabiliriz. Bulamayacağımız şıkkı, B şıkkını işaretledim, sayfamı temizledim, diğer sayfaya geçtim. Çetele tablosu. Bir veri topluluğundaki her bir verinin olması takımını çizgiler kullanarak gösteren tabloya çetele tablosu denir. Örnek, öğrencilerin sevdiği renk, yine arkadaşlar az önceki gibi sıklık tablosu vermiş. Burada sayılar değil, bize çizgilerle anlatmış. Baktığımız zaman mavi rengi kaç kişi seviyor? 1, 2, 3, 4, 5. Mavi rengi 5 kişi seviyor. Sarı rengi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi seviyor. Ben Perşembe günü, buraya galiba pembe demek istemiş, yanlış olmuş. Pembe rengine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kişi seviyor arkadaşlar. Kırmızı rengini ise 3 kişi seviyor diyorum. Bu üçü düzgün yazalım. Sayfamı temizleyip uygulamalarıma geçiyorum. Burası çok küçük, okuyamıyoruz, o yüzden büyütelim. Evet. Bana ne demiş? Yukarıdaki tabloda bir okulun 5. sınıflarında bulunan öğrencilerin sevdiği ders türlerinin sayıları verilmiştir. Buna göre yukarıdaki soruları cevaplayınız. Türkçeyi seven erkek sayısı kaçtır diye soruyor. Bakıyorum arkadaşlar, Türkçe burada, erkekler burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kişi Türkçeyi, 8 erkek Türkçeyi seviyor. Resmi seven kız sayısını sormuş. Resim burada arkadaşlar. Kız burada. 1, 2, 3 kişi de resmi seviyor. A şıkkım 8, B şıkkım 3. Burayı temizleyelim. Diğer sorularımıza bakalım. Müziği seven erkek öğrenci sayısı matematik seven kız öğrenci sayısından ne kadar azdır diyor. İlk önce müziği seven erkek öğrenci sayısını bulalım. Müziği seven erkek öğrenci sayısı 3 kişi arkadaşlar. Diğeri neydi? Matematik seven kız öğrenci sayısından ne kadar az olduğunu sormuştu. Matematik seven kız öğrenci sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6 olduğu için arkadaşlar farklarını alıyorum ve C şıkkımın cevabını 3 olarak buluyorum. A şıkkım 8'di, B şıkkım 3'tü, C şıkkım da 3 çıktı. Hangi dersi seven kız ve erkek sayıları aynıdır? Bakalım arkadaşlar. İncelediğimiz zaman tek tek Türkçe dersini seven kız ve erkek sayıların aynı olduğunu görüyoruz. Türkçeyi 8 kız seviyor, 8 erkek seviyor. Dolayısıyla D şıkkı, C şıkkımın cevabı Türkçe oluyor arkadaşlar. Buraya Türkçe yazalım. En çok sevilen ders türü hangisidir demiş. Bakalım arkadaşlar, tek tek inceliyoruz. Matematiği 1, 2, 3, 4, 5, 6 kız seviyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 erkek seviyor. Topladığım zaman matematiği 14 kişi seviyor. Resime bakıyorum. 3 kişi resim seviyor. 1, 2, 3, 4, 5, 10 kişi arkadaşlar. 10 erkek resim seviyor. Topladığım zaman 13 kişi yapar. Futbolu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kişi de arkadaşlar. 10 erkek de futbolu seviyor. Topladığım zaman 15 öğrenci yapar. Müzik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. Topladığım zaman 12 öğrenci sever. Türkçe ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Türkçe'yi de arkadaşlar toplamda 16 kişi seviyor. Bana neyi sormuştu? En çok sevilen ders türü hangisi diye sormuştu. Baktığım zaman en çok Türkçe dersi seviliyor arkadaşlar. Dolayısıyla geldim. Burada yerine Türkçe'yi yazdım. Müziği seven öğrenci sayısı matematiği seven erkek sayısından ne kadar fazladır? İlk önce arkadaşlar müziği seven öğrenci sayısını bulalım. Az önce bulmuştuk. Müzik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 kişi de burada var. Toplamda müziği 12 kişi seviyor. Matematiği seven erkek sayısı kaç arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benden farkını istemişti. 12'den 8'i çıkarıyorum. Ve sorunun cevabını arkadaşlar 4 olarak buluyorum. Şuraya gelelim. E şıkkımıza 4'ü yazalım. Resmi seven kaç kişi vardır? Bakalım arkadaşlar. Resmi seven 1, 2, 3 kız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 erkek var. Topladığım zaman resmi seven 13 tane erkek var arkadaşlar. Geldim. F şıkkımda yerine yazdım.
G'de bana demiş ki en az sevilen ders türü hangisidir demiş. Arkadaşlar bir daha hepsini sayalım. Burası 6, burası 8, toplamda 14. Burası 3, burası 10, toplamda 13. Burası 5, burası 10, toplamda 15. Burası kaç arkadaşlar? 2, 4, 6, 8, 9. Burası 3, topladığın zaman 12. Burası 8, burası 8, topladığın zaman ise 16 kişi. Bana neyi sormuş arkadaşlar? En az sevilen ders türü. Baktığımız zaman 12 ile en az sevilen ders türü müzik çıkıyor. Gelelim soruda yerine yazalım müziği. Müzik. Futbolu seven kız öğrenci sayısı kaçtır? Bakalım arkadaşlar. Futbolu seven kız öğrenci sayısı 5. Soruda hemen yerine yazalım. Futbolu seven kız öğrenci sayısı 5. Matematik seven erkek öğrenci sayısı. Son olarak yukarı çıkıyoruz ve matematik seven erkek öğrenci sayısına bakıyoruz. Baktığım zaman arkadaşlar matematiği toplamda 8 erkeğin sevdiğini gördüm. Son şıkkımda yerine 8'i yazıyorum. Ve sorularıma geçiş yapıyorum arkadaşlar. Yukarıda verilen çetele tablosunda araştırma sorusu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakalım arkadaşlar yemekler vermiş ve bu yemekleri kaç kişinin tercih ettiğini veya sevdiğini söylemiş yanda çetele tablosunda. Mesela tavuğu 8 kişi seviyor, köfteyi 5, 10, 13 kişi seviyor, fasulyeyi 2 kişi seviyor, ıspanağı ise 5, 9 kişi seviyor arkadaşlar. Yanlarına yazalım. Bunu da 8 kişi seviyordu. Fatih'in sevdiği yemekler hangisi? Hayır arkadaşlar, burada tek bir kişi yok, bir sürü kişi var. Dolayısıyla Fatih olamaz. Zeynep'in pişirdiği yemekler hangisi? Bu da olamaz arkadaşlar. En çok sevilen yemekler hangisidir? Burada en çok sevilen yemeğin sonucun değil, kaç kişi kaç yemeği tercih ediyor bunu buluyoruz. 5C sınıfındaki öğrencinin sevdikleri yemekler hangisidir? Evet arkadaşlar bu olabilir. Mesela 5C sınıfında 30 kişi varsa 8 kişi tavuğu seviyordur. 13 kişi köfteyi seviyordur. 2 kişi fasulyeyi seviyordur. 9 kişi ıspanağı seviyordur. Dolayısıyla arkadaşlar D şıkkım olabilir. Sayfamı temizleyip ikinci soruma, son soruma geçiş yapıyorum. 5B sınıfındaki öğrencilerin kan grupları tablodaki gibidir. Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 5B sınıfında toplam 25 kişi vardır demiş. Bakalım arkadaşlar. Bir insan bir tane kan grubuna sahiptir. Birden fazla kan grubuna sahip olamaz. A Rh pozitife sahip olan 6 öğrenci var. A Rh negatife sahip olan 4 öğrenci var. B Rh pozitife sahip olan 7 öğrenci var. B Rh negatife sahip olan öğrenci yok. Bu çizgiyi çizmeyelim, yanlış anlaşılır. A, B, Rh pozitife sahip olan öğrenci sayımız 3. 0 Rh pozitife sahip olan öğrenci sayımız 2. 0 Rh negatife sahip olan öğrenci sayımız 3. Topladığım zaman arkadaşlar 6 artı 4 artı 7 artı 3 artı 2 artı 3. Baktığım zaman 5B sınıfında toplam 25 öğrenci olduğumu buluyorum. A şıkkım doğru. Verileri sütun grafiğinde göstermek daha uygun olur. Evet arkadaşlar daha uygun olur. Olamaz. Yani bize zaten söylenebilir sormuş. B şıkkımı söyleyebilirim. 5B, BRH pozitif kanı olan 12 kişidir demiş. Bakalım BRH pozitif kanına sahip olan toplamda 7 kişi var. C şıkkımı söyleyemem. D şıkkıma baktım. BRH negatif ve ABRH kan gruplarından hiç öğrenci yoktur. BRH negatif, evet boş. ABRH negatif, buna baktım, bu da boş. D şıkkımı da söyleyebilirim arkadaşlar. C şıkkımı söyleyemem. C'yi işaretledim. Videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.